Burak cinayetinin unutulmaması için cinayetin aydınlatılmasına ilişkin kurulan inisiyatifin içinde yer alan gruplardan Almendi'nin Türkçe konuşmasını dinleyeceğiz. Merhaba, Burak anma yürüyüşüne katılanlar. Hepinizi Almendi adına selamlıyorum. Almendi, Burak cinayetinin açıklığa çıkarılması inisiyatifinin bir parçası olarak Burak'ın ailesi ve arkadaşlarının acılarını paylaşıyoruz. Sadece başsağlığı dileğimizi değil, özellikle gerçek ve güçlü eylemimizle ve pratik dayanışmamızla onların yanında olduğumuzu açıklıyoruz. Tam bir yıl oldu. Burak ve dört arkadaşı Neukölln Hastanesi'nin önünde, cadde ortasında silahlı bir katilin hedefi olalı. Alex ve Cemal ağır yaralandılar. Burak ise aldığı ağır kurşun yarası ile olay yerinden birkaç metre uzaklıkta öldü. Sözüm ona, katil halen belli değil. Hepimizi endişelendiren, halen daha açıklanmamış çokça sorular var. Soğukkanlı bir katilin hiçbir iz bırakmadan ortadan kayıp olması akıl almaz hiçbir şey değil. Burak'ın katili bulununcaya, cinayetin arka planı açıklanıncaya kadar sorumlu soruşturma dairesi üzerinde kamuoyu baskısı oluşturacağız. Bizim sorgulamak için yeterince sebebimiz var. Birincisi, acaba Burak cinayetinin arkasında ırkçılık mı saklıdır? Ki başka nedenler için pek bir işaret yok. İkincisi, bu ülkede yeterince ırkçı gerçeklerle işlenen suçlar, gerekçelerle işlenen suçlar sıkça görmezlikten gelindi. Göçmenlerin uğradıkları ırkçı saldırılara ek olarak sıkça medya ve soruşturma dairesi ve politikacıların da kurbanları olmaktadır. Polis her yönlü soruşturma yürütüyoruz açıklaması ile sürekli aynı şeyi söylemekte. Çarşamba günü Berlin İşçiler Bakanı'nın Burak'ın ailesini ziyaretinde de süslü püslü fakat boş laflar edilmekte. En son açıklamalara göre ortalama 18 kuşkulu olay var. Yani suça teşebbüs, onların arka planında ırkçılık olabilir. Ki bunlar sanki ırkçı cürümler değilmiş gibi. Irkçılık karşıtı örgütlerin 1990'dan beri 182 cinayetin ırkçı nedenlerle işlendiğini açıkladığı bir dönemde hükümet ise verilen sayının sadece 1/3 oranını kabulleniyor. Onlarca senenin verdiği tecrübe ile şu sonuçlara varıyoruz. Irkçı düşünce ve onun pratiğe geçirilmesi toplumda göçmenlere ilişkin olumsuz bir resim çiziyor. Haksızlık ve dışlama maalesef günlük yaşamın bir parçası durumunda. Göçmen ve mültecilere saldırılar sonucu ölümler ne yazık ki istisna değil. Enes Ruseri cinayetleri açığa çıkalı biz Türkiye kökenli göçmen örgütlenmesi olarak bütün dünyaya haykırıyoruz. Yeterince sessiz kalındı, yeterince sabredildi ve yeterince korundu. Kendi kaderimizi kendi ellerimize almanın bir gerekçesini her gün yeniden yaşıyoruz. Biz ırkçı durumları ve cinayetleri kabullenmek istemiyoruz. Herkesle birlikte adil ve dayanışmacı bir toplum kurmak istiyoruz. Biz Burak'ı anıyor ve haykırıyoruz. Seni unutmayacağız. Biz adalet ve tüm insanlarla birlikte barışçıl yaşam mücadelesine devam edeceğiz. Irkçılığa ve sessizliğe karşı direnenleri kalpten selamlıyor. Sizlerin Derneği Almende. Burak'ın katili değil mi ırkçılar? Devlet görevini yapıyor mu? Polis katili nerede arıyor? Katil bulunsun, hesap sorulsun. Katil bulunsun, hesap sorulsun. Katil bulunsun, hesap sorulsun.